Hiç unutamadığın bir güreş var mı Adil abi? İşte unutamadığım güreş İsmet Adlı ile var. Daha başka bazı arkadaşların da var. İsmet Adlı ile güreşi bir anlatsana. İsmet Adlı ile güreşimiz Kadir ile oldu. O zaman ben gencydim, o da gencimiş. İyi de güreşiyordum, hızlılığım zamandı. Kadir'de bir güreşte karşılaştık. Öbürlerini yedikten sonra final maçına girdik. Final maçında çok çetin maç attık. Fakat benden 20 kilo ağırdı İsmet. İsmet benden biraz güçlü geliyordu. Fakat ben de iyi bir güreşçiydim. İyi güreştik. Babalarımız da yan yana oturdu, bize seyrediyorlardı. Sonra efendim vakit de geçti. Dediler ki hakemler, sizleri beraber ayıracak dediler. Zaten de benim gözüm aracı tüttüydü. Sonra İsmet kabul etti. Ben de kabul ettim. Sonra İsmet'e dedim, ya ben böyle oldum. İsmet dedi ki, vallahi sen kabul etmeseydin ben güreşi sana bırakıyordum dedi. Ben bittim miydi dedi. Ondan sonra İsmet'le arkadaş olduk. Bazı arkadaşlar alır gelirdi Adana'dan. Onlardan bizim Söğütlülere'de evimizde yerdik, içerdik. 10 gün, 15 gün kaldığımız çok oldu. O Söğütlüdere'nin deresinin kenarlarında kumlar vardı, orada güreşirdik kumda. Büvetler vardı, boyumuzu yudardık, orada çimerdik. Ve ondan sonra arkadaş olduk. Ve İsmet'le işte güreşlere gittik. Bazı görüşemediğimiz zaman oldu. Bazen benim yanıma geldilerdi işte böyle. İsmet'le de böyle güreşlerimiz oldu. Sonra Ozanlı bir şey vardı. Ali Topçu. Ali Topçu'nun oldu birkaç güreşim. Onda da öyle oldum. Onu çok bastırıyorum. O da çok kilolu. Bastırıyorum. Tuş etmem üzereyken kurtuluyor. Köprüyle kurtuluyor. Köprülü kara kucak olduğu için, benim de kilomaz olduğu için beni köprüyle taşıyor. Çok fena ayırıyorum ve onda da bittim. Birkaç defa da öyle bittim yani. Ve ondan da öyle ayrıldık. İsmet Adlı ile güreşi yaptığın sene kaçtı? 1948. Oo, maşallah ya. 48 yılında güreş.